Şimdi Cem Toker'e soracağım. Sayın Toker. Evet, burada Sayın Toker. Biz hepimiz böyle miyiz? Bilmem kaç bin liralık, 562 milyon liralık saatler mi takıyoruz? Ama ben takmıyorum ya. Ben değilim öyle. Valla ben de böyle değilim. Peki bu milletvekillerinin çok bu lüks sevdaları ortaya çıktı. Bu saat meselesinden önce ıstakoz çıktı. Birkaç gün onu konuştuk. Bir söz vardır ya, ya bu AK Parti nereye gidiyor artık? Yani ortaya çıktığını bile bile de hiç mi çekinmiyorlar? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben Özgür Özel olsam, CHP olsam bu malzemelere bayılırım. Bunları seçim zamanı kullanmak üzere arşivlesinler. Çünkü milletin hafızası çok kısa ama uzun sürecek bir şey var. O da bu ekonomik sefalet, yoksulluk ve fakirlik. Ben 2026-27'den önce işlerin düzeleceğini zannetmediğim için millet inim inim inlemeye devam edecek ve bunların hepsi bu şatafat, bu israf, bu halktan kopukluk, vurdumduymazlık, her şeyden önemlisi kaynağını belirtememe paranın, bunların hepsi ana muhalefet partisine malzeme. Yani buna AKP'liler de içerliyor bu haberlere. Hele şu kadının böyle gülümseyerek tebrikleri kabul etmesi, bir videosu var orada mecliste. Bunları umarım CHP arşivliyordur ve seçim zamanı erken mi olur, vaktinde mi olur? Bunları miting meydanlarında oynatıp halka hatırlatırlar. Ama balık baştan kokar. Yani milletvekili adam, koskoca milletvekili, milletvekili. Türkiye'deki 600 kişiden biri. İtibardan tasarruf olmaz kafası sadece kişilere değil, bütün devletin kurumlarına da yansıdı. İşte belediyelerdeki israfı, gösterişi, şatafatı, milletin parasıyla vergisiyle atılan havayı görüyorsunuz. Valiliklerde, kaymakamlıklarda, makam odaları, makam araçları, harcamalar. Daha dün işte kabinenin bakanı kamuda tasarruf derken meclis başkanı özel uçakla Ankara'dan Mardin'e gitti beyefendi. Tek uçakla mı gitti bilmiyorum. Yoksa marabaları, yanındaki danışmanları ayrı uçakla mı geldiler? Yani bunlar muhalefete malzeme ve bunların hepsinin bedelini de Türk milleti ödüyor maalesef. Şimdi şu kaldığımız yerden devam edelim. Kamuda tasarruf meselesinde bu bizim için çok önemli denildi. Ama bütçeden 2024 bütçesinden 11 trilyondu. Şimdiye kadar zaten 2 trilyonun harcandığı ortaya çıktı. Mart ayı dökümleri de eklendiği zaman. Geçtiğimiz sene ek bütçe istemişlerdi. Şimdi yine biz bir ek bütçeyle karşı karşıya kalır mıyız bu gidişle? Tabii ki karşılaşacağız. Yılın ortasına doğru ek bütçe demek, ek vergiler, ek gelir demektir. Çünkü bu Ankara'nın şatafata harcadığı paraya vergi yetişmiyor demektir. Ek bütçe budur. Geçen sene de öyleydi. Buna dur diyebilecek kimseyi tanımıyorum. Kamuda tasarruf yıllardır dile getiriliyor ama uygulanmıyor. Ama millet kemer sıkıyor işte, inim inim inlerken Ankara'nın şeyinden, itibarından tasarruf yapılmıyor. Sorumlusu da bu beyefendidir. Şimdi gösterdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani 1100 küsür ya 10, 10, 12, 13 sene önce 1100 küsür odalı saray yapılırken birileri sordu. Bu sarayın maliyeti nedir? Öyle ya, Türk milletinin vergileriyle yapılıyor bu saray. TOKİ ne cevap verdi? Sarayın maliyeti açıklanırsa, mahkemeye gönderdi bu cevabı, resmidir. Sarayın maliyeti açıklanırsa kamu ve kişiler zarar görür dedi. Yani kibarca, açıklarsak dudağınız uçuklar dedi. Türkiye uyarılıyordu böylesine devasa bütçe açıklarıyla, para basarak, borçlanarak, büyüme sağlıklı bir şey değildir, bir gün patlar diye ta 10-11 sene önce uyarılırken
Mehmet Şimşek o zamanki bakan, bakın 1,5 milyar dolara denk gelen 2013'te makam aracı israfına o bizim çerez paramız diyordu. Geçen sene ne yaptı? 1,5 milyar dolar toplayabilmek için bu milletten motorlu taşıtlar vergisini anayasaya aykırı olarak 2 kere topladı. 1,5 milyar. Şimdi 3-5 için ülke ülke geziyor. Kimlerin ayağına gidiyor biliyor musunuz? Erdoğan'ın Haçlı ittifakı dedikleri, dış düşmanlar dediği, çekin pis ellerinizi ülkemizden dediği, Nazi artıkları dediği ülkelere 3-5 atar mısınız, Türkiye'ye borç verir misiniz diye elinde çantayla ülke ülke dolaşıyor. Hı-hı. Bu hale düştük. Bir de ne dedi? Locals. Önce yerli halkı ikna etmemiz lazım enflasyon için dedi. Yani o konu üzerinde de evet, çok spekülasyonlar dönüyor ama ya şunu anlamakta güçlük çekiyorum Cem Bey. Bir Hazine ve Maliye Bakanı niye bir ülkenin vatandaşları için bunu kullanır? Yani kendisini hani nasıl görüyor? Yani atanmış bir vali olarak mı görüyor? Nasıl değerlendiriyor? Hani bu nasıl ifadedir? Hani burada hep şu diyor deniliyor ya, İngilizce'deki karşılığı farklı, Türkçe'deki karşılığı farklı ama hayır, yani Türkçe'de de İngilizce'den çevirdiğimiz zaman kullanılacak farklı ifadeler var İngilizce'de. Hani bilmiyor değiliz diyeyim yani. Yok, İngilizce'de kullanılabilen bir kere. Farklı kelimeler kullanılabilir ama İngilizcesi yadırganmayabilir. Çünkü orada yabancılara hitap ettiği için orada bir yabancıyı ikna etmek var. Bir de hakikaten toplumu, Türk toplumunu ikna etmek var. Ha, farklı kelimeler kullanılır mı? Kullanılır. Ama öyle bir ortamda, yani doğaçlama konuşurken bir sohbet esnasında lokal, yerel nüfus, yerel halk kullanmasını, hani İngilizceye de biraz hakimim, onu pek büyütecek bir şey olarak görmüyorum. Yadırgamadım. Onun yadırganacak başka konular var. Mehmet Şimşek'in söylemlerinde, yabancılara anlattıklarında ama ben oradaki o şeyi, doğaçlama konuşurken kullanılan o kelimeyi Türkçe'ye çevirince kulağa hoş gelmiyor biliyorum ama yabancılarla sohbette ben yadırgayabileceğim bir kelime olduğunu zannetmiyorum. Peki Erdoğan'ın son açıklamalarıyla ilgili ne diyorsunuz? Artık AK Parti ikinci parti, seçimden sonra sizinle konuşma fırsatımız olmadı ve Erdoğan ikinci parti genel başkanı olarak grup toplantısı yaptı. Biz bitmeden bitmez dedi. Hamas'ı Kuvayi Milliye ile eş tuttu. Bunları kısaca değerlendirebilir misiniz? Yönetmenimiz bize ek süre veriyor. Bir iki dakika daha verdi. 3 dakika süremiz var. Kaç dakika? 3 dakikamız var. Size söz vermiştim kısa tutacağım diye. Tamam, teşekkür ederim. Ama bu kadar olacağını düşünmüyordum açıkçası. Olsun, sorun yok. Erdoğan hala şokta. Alışık olmadığı bir bozguna uğradı partisi. Baş sorumlusu da kendisi. Öyle hiç partisinin içinde sorumlu falan aramasın. Kelle alma, melle alma. Erdoğan bu seçimde duvara tosladı. Tabii partinin genel başkanı olarak böyle bir bozgundan sonra partisini bir arada tutmak, partiye gaz vermek, yıkılmadık ayaktayız mesajı vermeye çalıştı o konuşmasında. Şimdi belli ki ben orada söylediği kelimeler arasında en çok dikkatimi çeken karamsarlık, partisinin içinde karamsarlık yaymaya çalışanlar. Demek ki partinin içinde bir karamsarlık var. Ve içeride yavaş yavaş Erdoğan'a yönelik eleştiriler var. Erdoğan'ın parti yönetimine, yönetim tarzına ve Türkiye'yi yönetim tarzına. Ben de AKP'li olsam, ne kadar reisin adamı olursam olayım, hop derim ya arkadaş ne oluyoruz? Biz sana her türlü istediğin yetkiyi verdik. Evet, kararnameyle ülkeyi yönetiyorsun. Devletin her kuruşu emrinde, bütün bakanlıklar, kurumlar. Anayasa gereği bağımsız, tarafsız olması gereken kurumlar bile AKP genel başkanının emrindeyken sen 2019'da hem İstanbul'u hem Ankara'yı kaybediyorsun. Üzerinden 5 sene geçiyor, daha beter kaybediyorsun, bir de kalelerini kaybediyorsun. Yani ben olsam sorarım abi partinin genel başkanı, ne oluyoruz arkadaş? Mutlak yetki sende.
Onun için belli ki partinin içinde zaten duyuyoruz da yani serzenişler başlamış ama bu Erdoğan'a yönelik olmayabilir. Cesaret edemezler ona. Şimdi istediği kadar kabinede değişiklik yapsın, parti yönetiminde değişiklik yapsın. Bunlar hiçbir şeyi değiştirmez. Yakalandığı ikinci nokta, o Kuvayi Milliye'ye de bağlayayım sorunuzu. Tabii seçimi kaybetmesinin önemli nedenlerinden biri yeniden refah. Ve İsrail'le olan ticareti yeniden refah herkesten iyi kullandı. AKP tabanı hassas bu İsrail'le olan ilişkiler konusunda. Onu oradan da çok oy kaybetti Erdoğan ve itibar kaybetti yönetim olarak AKP'de. Dolayısıyla orada da bir günah çıkarma, durumu düzeltme, durumu kurtarma söylemi olarak işte Kuvayi Milliye neyse Hamas odur gibi benim açımdan saçma sapan bir cümle kullandı. İşin enteresan tarafı Türk milliyetçisi geçinen ortaklarından tık çıkmadı. MHP'den tık çıkmadı. O küçük bir parti var nedir? Mustafa Destici, Büyük Birlik. O milliyetçilikte mangalda kül bırakmayan adamlar gıkını çıkaramadılar. Meral Akşener, İyi Parti neredesiniz? Türk milliyetçileri. Ya Hamas'la Kuvayi Milliye'yi aynı kefeye koyan bir adama ortaklarına gıkını çıkaramadılar. Neticede Erdoğan işte hasar tespiti yapıp durumu kurtarma, peki, gaz verme, motive etme partiyi ona yönelik bir konuşma yaptı. Peki Sayın Toker, bunu saymıyoruz efendim. İlk fırsatta daha geniş bir sürede değerlendirmelerinizi alacağız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.